Merhaba arkadaşlar, ben Ceren. Ben Burak. Bugün sizlerle Manisa Celal Bayar Üniversitesi Turbutlu Meslek Yüksek Okulu'nu tanıtacağız. Diplomalarımızı almaya gidiyoruz. Ayrıca bu bir vlog olacak, herhalde ilk vlog. Evet. Oradan Turgutlu'yu geçtikten sonra, MEO'ya geçtikten sonra oradan Hasanferdi Teknoloji Fakültesi'ni de sizler için tanıtacağız. Az çok Turgutlu'da yaşam nasıl, bunu da görmüş olursunuz. İyi seyirler. El salla. YouTube videosu için. Arkadaşlar, Turgutlu'ya girmiş bulunuyoruz. Burası Turgutlu'nun sanayisi diyebiliriz. Fabrikalar. Her gün okula giderken buradan geçiyoruz, daha kestirme. Biraz tehlikeli, kamyonlar falan çok var ama. Yolda gördüğünüz gibi zaten kamyonlar doluydu. Kamyonlar. İşte arkadaşlar, dediğim kamyonlar bu. Buradan çok dönüyorlar, giriyorlar. Yani tehlikeli biraz. Dikkat etmek lazım. Hiçbirinde kask yok. Turgutlu'da kasklı kimseyi göremezsiniz. Nadir, bak öndeki dayı da var ama. Var mı? Vallahi. Şimdi arkadaşlar, Hasan Ferdi için konuşuyorum. Hasan Ferdi bir tane dikili ağaç yok. Yani atıyorum, öğrenci oldunuz, Hasan Ferdi'ye geldiniz, mühendis olacaksınız. Kampüsmüş, yeşillikmiş, ovaymış, hiçbir şey yok. Full beton. Hani gerçekten bir dal çimen yok yani okulda. Hasan Ferdi'ye yakın olduğu için buraya yeni park yaptılar. Öğrencilerin çoğu burada, hani kampüs gibi burada takılıyor. Burası güzel oldu ama işte ne kadar beğenirsiniz bilmiyorum. Güzel bir park. Spor falan yapmak isterseniz güzel ama dediğim gibi Hasan Ferdi hiç ağaç yok. Çok kötü. Öğrenciler için hiçbir şey yok yani. Evet, şimdi artık yerleşim yerlerine girdik. Bundan sonrası Turgutlu şehir içi yollardan devam edip yollar çok bozuk olduğu için sallanıyor kamera. Evet, yollar gerçekten çok bayağı kötü. Bozuk. Ya bir de en kötüsü hani şey, Turgutlu'da aniden yol atlayan insanlar, arabalar, motorlar. Hani başka bir yerden Turgutlu'ya geldiğiniz zaman yadırgıyorsunuz. Hani yoldan yürüyen bir adama korna çaldığında dönüp de hani size hakaret edebiliyor. Sanki onun yolu gibi. Değişik biraz o konuda. Ama bir süre sonra alışıyorsunuz. Artık biz de onlar gibiyiz. Biz de yoldan yürüyoruz. Mesela Turgutlu MEO'da okuyorsunuz. KYK'nızı çekeceksiniz. Ziraat Bankası yok yakında. Bayağı bir yürümeniz lazım. Ya da otobüse falan bineceksiniz. Ha, Hasan Ferdi için geçerli. Hasan Ferdi'nin yakın. Evet, buradan dönüyoruz. Biz de sinyal vermiyoruz onlar gibi. Ben verdim. Ceza yemeyelim ya. Şey, emniyetten izliyorlarmış. Ceza yolluyorlarmış. Plakayı çekmeyeceğiz. Bir de burada pazar yeri kuruluyor. Hangi gün kuruluyor? Cuma pazartesi mı? Pazartesi. Pazartesi. Pazartesi okula geldiğimiz güne lanet ediyoruz ya. Burası o kadar kalabalık oluyor ki cadde sağ solda hep böyle pazar. İnsanlar yolda yürüyor. Pazar yeri.
Ya ben okudum okulu. Gerçekten okuldaki öğretmenlerim çok iyiydi. Hocalar çok iyiydi. Ders anlatımları iyiydi. Ama Turgutlu'da okuma konusunda aynı şeyleri söyleyemeyeceğim. Yani memnun değildim Turgutlu'dan. Ama okuldan memnunduk. Evet. Ha bizim mesela Mayo'nun kampüsü çok iyi. Kampüs demez gerçi oraya da. En azından havuzu var. Çimenlikleri var. Şu an okul yoluna doğru gidiyoruz. Az kaldı. Turgutlu Mayo'nun avantajı demir yolunun dibinde olması. Trenle dolaşım sağlayabilirsiniz. İzmir'e falan gidiyor. Bir de bizim okulun çoğu İzmir'den gelip gidiyor. Mesela şu KYK yurdunu çekeriz. Pembe bina KYK yurdu. Erkek yurdu. Kadın nerede acaba? Evet, yani KYK'dan sonra yürümeyle birlikte 2-3 dakika sonra okulda olabilirsiniz. Olarak. Sol tarafta demiryolu istasyon var. Trenle girecekseniz burada inmiş oluyorsunuz. Hemen okulun bir sokak ilerisinde BİM var. Burada aynen. Okul çevresi olarak sosyalleşebileceğiniz yer çok kısıtlı. Okul içince takılmanız daha iyi. Birkaç tane kafeterya var ama hani ne kadar güzel o size kalmış. Biz takılmıyorduk. Evet, geldik. Kantine göstereceğiz. Burası normal. Araçla geliyorsunuz eğer aracınızı park edemiyorsunuz okul içine. Dışarıda bırakmanız gerekiyor. Bizim yaptığımız gibi. Evet arkadaşlar, hepimiz daha bir onur belgeleriyle mezun olduk. Hadi gezelim. Gezelim, görelim. Arkadaşlar, yani burası gerçekten çok güzel etraf olarak. Normalde daha güzel okula çıkken burada havuzumuz falan vardı. Şu havuzumuz. Ama şu an kuru. Kuru. Ve masalar ters. Ya bakın şimdi, demek istediğimizi anlayacaksınız. Bu Hasan Ferdi'yi bir görün. Burası gül suyu ya. En azından çiçeklik var. Ya biraz okul, şöyle diyeyim, liseyi andırıyor. Liseyi andırsa da bir öğrenci için güzel ya. Çoğu MEO'dan iyidir diye düşünüyorum. Kantin girişimi. Kantinimiz. Kapalı kantin giremiyoruz. Burada da normalde oturabiliyorduk. Ama kaldırmışlar şu an yaz tatili diye. Sahalarımız. Şimdi oraya doğru gidiyorum. Burada da böyle çardaklar var. Futbol sahası. Basketbol ve voleybol sahalarımıza doğru gidiyorum şu an. Kocaman santranç taşlarımız. Bir meslek yüksek okuluna göre
Güzel. Ya normalde şey de yapardık. Sınıfları, kantini vesaire gösterirdik ama okulda eğitim olmadığı için her yer kilitli. Anca bu kadar oluyor. Kantinimiz çok güzeldi, orayı gösterecektik ama maalesef. Evet arkadaşlar, sen Ceren gıcıklık yapıyor. Niye gıcıksın Ceren Hanım, anlatır mısın bize? Arkadaşlar da bilsin. Niye gıcıksın? Anlat. Böyle en büyük aktivitelerimizden bir tanesiydi. Meslek yüksek okulda olmazsa o. Aynen. Bilim ve insan, sporla iç içe. Burak. Ne, yoğda mısınız? Spor yap. Canınız spor mu çekti? Tam yerindesiniz. Evet arkadaşlar, açık yüzü oldu. Normalde içi dolu oluyordu. Şimdi hocamızla görüşmeye gideceğiz. Görüşmeden sonra tekrar videoya devam. Evet, aldığım belgeyi bize tanıtır mısın Ceren Hanım? Şu ilk olarak diploma. Tamam. Bu lise diploma. Onur belgem. Transkriptim. Evet. Bunun ne olduğunu anlayamadım. Bir şey. Şu an ona bakıyorum. Aynen, notlarım var burada. Bakalım. 3.26 ortalamam. Toplam 120 kredi. Falan filan. Evet, burada da okulda hangi bölümlerin bulunduğunu gösteren bir yer var. Buralarda yemek yerleri var. Ara sokaklarda. Her türlü ihtiyacınızı burada karşılayabilirsiniz. Devam ediyor. Sadece bu yol boyunca var. Başka yok. Bu kadar.
Otoparktı yanlış hatırlamıyorsam ismi. Burada sosyalleşebilirsiniz. Çünkü fazla sosyalleşebileceğiniz bir yer yok. Öyle çimenlik olarak. Kafeler var. Kafeler var. Sörnistan, Ottoman tarzı, Panino pizza var. Sol taraf karpuz kaldıran parkı. Buralar daha güzel meslek yüksekokulunun olduğu yerlere kıyasla. Daha çok sosyalleşebileceğimiz yerler var. Meslek yüksek okulunun orada hiçbir şey yok. Bim haricinde. Bim haricinde sosyalleşebileceğim yer yok. Yok yani. Bim'de sosyalleşebileceğim. Okula çok yakın kız yurdu var. Şu karşınızdaki pembe bina okul. Girişi değil, arka tarafı. Şu hemen sağımızda gördüğünüzde kız yurdu. Burası kız yurdu. Burası okul. Şimdi okulun ön tarafına doğru gidiyoruz. Hasan Ferdi'nin içi gerçekten çok güzel. Yeni okul olduğu için. Tabii içine giremeyeceğiz bugün ama dıştan göstereceğiz. Yine BİM. Evet. Yine okulun hemen yanında BİM var. A101 de var. Yollar bozuk. Şey çok güzel ya. Hani okuldan kız yurdu için. Dersten çıktığın anda yurt kız okulun bahçesinde yani. Ders aralarında git yurda uyu. Çok rahat. Sol tarafta gym, kafe yine var. Ayrıca okulun başında cami var. Şurada bir durayım. Aslında girebilirim, şöyle bir gireyim buradayım. Evet arkadaşlar, burası Hasan Ferdi Turgutlu Teknoloji Fakültesi ve görmüş olduğunuz gibi burası kampüs. Kampüs bundan ibaret. Ot yok, dikili ağaç yani yok. Yani fakülte bundan ibaret diyelim. Kampüs diyemeyiz. Hasan Ferdi. Ama Kanki. Yepyeni bina. Kanki. Orada. Çardaklar var. Evet, buralarda 3 tane çardağımız var. Cami bak karşıda. Karşımız cami. Sağ taraf benzinli. Sağ taraf şu gördüğünüz beyaz binamsı şey. Petrol ofisi. Benzin için bir tek basketbol sahası var. Evet, basketbol sahası var. AVM var onu gösteriyor. Karşıda da AVM var gösterdiğim yerde. Şimdi çıkıyoruz. Spor salonu ve kafe var. Burası AVM. Migros var, Mavi, Penti, Watson's, Burger King, hepsi var, mevcut. Ayrıca mesela okuldan çıktığınız oturacak bir yer yok ya, bu gördüğünüz yolu yürüyünce hemen şu köşede o videonun başında gösterdiğiniz parka ulaşıyorsunuz. Kampüs gibi orada takılabilirsiniz. Buraları bir de yeni yaptılar, daha önce çok kötüydü bu yollar. Şu an çok rahat yani. Şu an evet, yollar güzel. Git gel yapmak isteyenler için. Ama öğrenci olarak hiçbir aktivite yok yani Turgut'ta. Biraz sıkıntılı. Ayrıca Turgutlu'da yanlış hatırlamıyorsam bu yeni yapılan AVM'den başka iki AVM daha var. Özdilek var karşıda hemen. Evet. Onu da şimdi gösteririz. Ve bir AVM daha var. Tekdemir. Aynen. Geride mi o, ileride değil mi? Evet, sağ tarafta o gösterdiğiniz park başlıyor. Yürüyüş alanı.
Yani sosyalleşebileceğiniz bir yer burası aslında. Aynı zamanda Turgutlu Devlet Hastanesi var. Sağ tarafa doğru girince. Öz Dilek. Bir diğer AVM de bu. Evet arkadaşlar, Turgutlu'yu sizlere tanıtmış olduk. Umarım beğenirsiniz. 2 yılımızı burada geçirdik. Biz git gel yaparak da olsa çoğunluk buradaydık. Yine güzel ya. Güzeldi ya. Kötü evet. Değil. Bana bir şeyler kattı mı? Şöyle diyeyim. Gerçekten hocalarım çok iyi. Yani şu an bile gittik sanki evimiz değil. Sanki onlar bizim abilerimiz, hocalarımız değil. Aynı şekilde öğrenci işleri. Çok iyi insanlar. Asla ters davranmıyorlar. Arkadaş gibisin. Okul, MYO için söylüyorum. Kampüs olarak, yani yerleşik olarak güzel. Sadece bulunduğu çevre birazcık kötü. Yani dışarıdan, İzmir'den vesaire, büyük şehirlerden, güzel muhitlerden geliyorsanız sıkıntı yaşarsınız. Ama onun haricinde her şey güzel. Bunu da arkadaş çevresiyle kapatabileceğinizi evet, düşünüyorum. Evet. Onun haricinde Hasan Ferdi yerleşkesi kötü ama bulunduğu çevre çok iyi. Arabanız varsa her ikisine de takılabilirsiniz. Yani her iki çevrede, her iki okulda da. İzmir'e de gidebilirsiniz yakın. Yani evet. 20-25 dakikada İzmir'de olabiliyorsanız. Manisa'ya da öyle. Yine 25 dakikada Manisa'da oluyoruz. Trafikte çok olmuyor yollarda bu arada. Çok rahat yani. Hiç trenle ulaşım sağlayabilirsiniz İzmir'e, Manisa'ya. Ama gerçekten meslek yüksek okulundaki hocalarımız hepsi çok iyi. Bu videomuzun da sonuna geldik. Umarım beğenirsiniz. Abone olmayı unutmayın. Like atabilirsiniz. Görüşmek üzere. Bye.